Merhabalar sayın seyirciler, Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. 2019 yılında ilk defa genel yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı anda yapılacak ve vatandaşların önüne 3 sandık birden gelecek. Hükümet erken genel seçim ihtimalini kesin bir dille gündemden çıkarırken bu kararın altında 2023 hedefli seçim hesabı olduğu tahmin ediliyor. 2019'da ülke tarihinde ilk defa vatandaşın önüne 3 sandık gelecek. 2023'e kadar da seçim yapılmayacak. Seçim takvimine göre Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından genel seçimler Haziran 2015'te yapılacak. Bir sonraki seçim 2019'da. İş dünyası başta olmak üzere pek çok kesim ise genel seçimler bu yaz olsun, 2015'te önümüz açılsın talebinde bulunurken kafadaki soru işaretlerini Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yanıtladı. Babacan, erken seçime gidilmesi halinde ülkede sık sık erken seçim beklentisi oluşacağını ve 2 yıl sonra da bu talebin gündeme geleceğini söyledi. Babacan, bunun ülkedeki öngörülebilirliği etkileyeceğini aktarırken kısa vadede iş kurtaralım derken sonraki 4 yılı riske atarız. 2015'i atlatınca 4 yıllık seçimsiz bir dönem var dedi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel güven tazeledi. Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen Dayıp Olağan Genel Kurulu'na Şengel ve Kamil Polat başkanlık için aday oldu. Kurula 17 ilden 274 delege katıldı. Yapılan seçimde Şengel 144, Polat 123 oy alırken 7 oy da geçersiz sayıldı. Yeniden DAİP Başkanı seçilen Şengel yaptığı açıklamada birlik olarak çok büyük bir aile olduklarını belirterek gurur verici bir tablo vardı. Firmalar yoğun ilgi gösterdi. Seçimi sadece biz kazanmadık, DAİP ailesi kazandı dedi. Şu an 2013 Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Kurulu'nu yapmak üzereyiz. Şu güne kadar ki sağlanmış en çoğunlukçu katılım. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bundan önceki seçimlerimiz 30-40 kişiyle geçerken şu an 500 delegelerimizle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin genel kurulunu yapıyoruz. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 17 ili teşkil ediyor. 17 ilin birleşmesiyle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği oluyor. Ve böyle olunca da şu an gördüğünüz kesimde 17 ilden delege görmüş oluyorsunuz. Bu ne demektir? 17 ilin kaynaşması demektir, bütünleşmesi demektir. 17 il bütünleştiği müddetçe demek ki bizim Doğu Anadolu'nun ihracatı artacak demektir. Bölgeyi kucaklamak zorundayız, bölgeyi bir bütün tutmak zorundayız. Bölgenin ihracat yapan firmaları sıkıntılı. Teşviklerde de sıkıntılı. Yaptıkları ihracat ülkelerde bankalar olmadığı için sıkıntılı. Ama bunlar kendi riskleriyle, kendi çabalarıyla bu ihracatları yapıyorlar. Hal böyleyse demek ki biz bu katılımla inşallah ihracatımızı bölge olarak artıracağız. Tütün katılımcılara ve sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bölgemize hayırlı uğurlu olur. Vatandaşların trafik cezalarını zamanda tebliğ edilmediği gerekçesiyle açtıkları ve ard arda kazandıkları iptal davalarına önlem geldi. Vatandaşların trafik cezalarına zamanında tebrik edilmediği gerekçesiyle açtıkları ve art arda kazandıkları iptal davalarına önlem geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle trafik cezaları yıllar sonra da can yakabilecek. Mevcut düzenlemede yer alan trafik idare para cezalarının 10 gün içinde tebliğ edilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Yeni düzenleme ile trafik cezaları kabahatler kanununda yer alan soruşturma zaman aşımı süreleri içerisinde tebliğ edilebilecek. Bu hükümle kesilen cezaların 3 yıl sonra bile tebliğ edilebilmesine olanak tanınıyor. Son dönemde vatandaşların zamanında tebliğ edilmeyen trafik cezalarının iptali için mahkemelere başvurması ve birçok davanın peş peşe kazanılması üzerine İçişleri Bakanlığı yeni düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Dün yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı vatandaşa kesilen cezalarla ilgili yaşadığı bu sorunun önüne geçmiş olacak. Erzurum'un Merkezi Akutiye ilçesine bağlı Değirmenler Köyü caminin minaresi seçim sabahı fırtına sonucu yıkıldı.
Erzurum'un Merkez Yaktı ilçesine bağlı Değirmenler Köyü caminin minaresi seçim sabahı çıkan fırtınada yıkıldı. Büyük bir şans eseri ölen ya da yaralının olmadığı olayda köylüler korkudan yıkılan minarenin üzerine durduğu camiye girmiyor. Seçim gününden itibaren komşu köylerden duydukları ezan sesine göre namazları evlerinde kıldıklarını söyleyen köy halkı seçim sabahı çıkan fırtına Asırlık Camii'ye 10 yıl önce tahta ve sacdan yaptığımız minareyi devirdi. Minare caminin üzerine değil de yola düşse oy kullanmaya gidenlerin ölümüne neden olabilir dediler. Değirmenler köyünden Sakıp Çakır. Sakıp Bey nasıl oldu bir anlatır mısınız? Sabah 8 civarında ben buradan geçiyordum. Böyle bir baktım yani minare gövdeyi yere vurmuş. Hani mucize eseri. Kimsenin başına düşmediğimizine şükrettik ama büyük çaptı. Yani hasar var görüyorsunuz. Devlet yetkililerimizden yardım talep ediyoruz. Eğer müftülüğümüzden veya hayır sahiplerinden yani camının çatısı da tadilat tamirat isteyen bir şey. Yani görüyorsunuz. Kaç yıllık bir cami? Bu cami var tahminen bir 80-90 yıllık bir cami. Seçime gidiyordum oy kullanmaya, işte gördüm ki minare kendini yere vurmuş. Okula giderken de mi? Okula giderken. Yani sabah 7.30-8 arası. Vatandaşların da üzerine düşebilirdi. Düşebilirdi tabii canım, dedim Allah'a şükür öyle bir şey olmamış. Çok mu rüzgar vardı? Çok rüzgar vardı gece. Başka bir zarar verdi mi? Vallahi dostum da bilmiyorum yani, şu anda ne olduğunu da bilmiyorum, sadece minarenin yaptığını bilirim. İlk başta hafif eğilti vardı. Gittim, üstüm falan giyindim, kahvaltımı yaptım, çıktığımda düşmüştü minare. Çok da aşırı rüzgar vardı zaten, böyle tipiyle beraber. Ben sabahtan kalktığımda çok gürültülü bir ses duydum. Çıktığımda minare zaten yıkılmıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin birlikte düzenledikleri 1. Doğan Dolu Organ Nakli Günleri Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin birlikte düzenlediği 1. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydın'ı tarihi İpek Yolu üzerindeki en kadim merkezlerinden biri 2004'te kurulan merkezimiz bu yıl 10. yılını kutlamaktadır. Bunda emeği geçenlere teşekkür ediyor ve iyi bir sempozyum olmasını diliyorum dedi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bugünlere geldi. Hep beraber geldik. 3 gün üst üste eve gitmediğimiz günler oldu. Ama ne vardı? Çok gayret vardı, ruh vardı, istek vardı. Niyetimiz çok iyiydi. Belki yol kazası yaptık. En yakın arkadaşlarımızla kırgınlıklar yaşadık. Ama amacımız bugünü yaşamaktı. Başka hiçbir şey değildi. Yani amacımız üzüm yemekti, bağcıyı dövmek değildi. Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yalçın Polat, Organ Nakli Merkezi'nin kuruluş aşamasında ciddi emek harcadıklarını belirterek organ nakline başlayalı 10 yıl olmuş. Ekibimizle beraber yoğun ve yorucu bir tempo geçirdik. Bir şeyi kurmak gerçekten zor iştir dedi. Yani hiçbir zaman kaybetmeyelim. Derhal ne gerekiyorsa yapalım. Bizim canımız gitti, hiç olmazsa başkalarının yani bu süreçte belki aylardır, yıllardır bu organ naklini bekleyen, artık yani ölümü bekler durumda hastalarımız olabileceğini düşünerek. Uluslararası Erzurum Fuarı'nın 3. gününde Erzurumlu vatandaşlar pazar gününü fırsat bilerek fuara akın etti. 4 Nisan tarihinde Eylül Fuarcılık tarafından Erzurum'da kurulan Uluslararası Kitap Fuarı'nın 3. gününde fuarda büyük yoğunluk yaşandı. Erzurumlu vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin tatil fırsat bilerek fuara akın etti. Yavaş yavaş özünü geri alıyoruz. Thank you.
Fuarda stand açan yayın evleri yoğunluktan oldukça memnun görünüyor. Arzumların fuara ve kitaplara yoğun ilgi gösterdiklerini belirten yayın evi sorumluları yaklaşık 3 gündür fuar açtıkları ve yoğunluğun her geçen gün arttığını ifade etti. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Şu an nasıl gidiyor fuar? Fuar umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Yani beklediğimizden daha üstünde bir ilgi var. Kitaplarımız zaten %50 indirim var. 4 kurum olarak böyle katılıyoruz. İnşallah bundan sonra da tekrar gelir fuar. Biz de her sene buraya geliriz. Tüm kitaplarınız var elinizde şu an? Bizde sadece tarih kitapları var. Dil kurumu var yan tarafımızda. O da kardeş kurmuşumuz. Ama dediğim gibi beklediğimizin çok çok üstünde bir ilgi var. Ahmet Nesin ben, gazeteci ve yazarım. Evet, şu an fuarda 3. gündeyiz. Erzurum halkı nasıl ilgi gösteriyor mu kitaplara? Şu an nasıl gidiyor? Bir fuarda 3. günde değil, 4. gündeyiz. Evet. Çünkü biz kitapları yerleştirirken insanlar ilk defa kitap satın almaya başladılar. Yani ben 33 yıldır fuarlara gidiyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. İlgi çok büyük. Ben bekliyordum bunu. Çünkü Doğu ve Güneydoğu kitaba ciddi bir şekilde aç. Burada kitapçı yok. Yani geniş bir yerinde yok esasında ama orada bir şekilde buluyorlar ama burada bulamıyorlar. O yüzden bu fuar benim beklediğim gibi oldu. Sürpriz olmadı. Teşekkürler. Erzurum'da açılan ilk kitap fuarına biz de işte bir stand kurduk. Bugün 3. gündeyiz. Kitaplarımıza bayağı yoğun ilgi var yalnız ama biz buradan veremiyoruz. Evet. Buradan beğenilenler ve üniversitemizden kitaplarımızı temin edebiliyorlar. Emine Oğuz burada Halkla İlişkiler'de okuyorum. Hoş geldiniz fuarımıza. Evet, şu an fuarın 3. günündeyiz. Beklenen ilgiyi görüyor musunuz? Beklenen ilgi gerçekten bayağı bir var. Hani bizim çocuk kitaplarımız olmasına rağmen etraftaki arkadaşlara da soruyorum. Onlar gerçekten beklenen üzerinde ilgi aldıklarını söylüyorlar. Biz de hafta içinde bir yoğunluk bekliyoruz. Yazarımız şu anda ikincilerini çıkarmakta bunları. Yani yoğun, güzel geçiyor bence. Doğu insanının ve Erzurumların kitaplara ve kitap okumaya aç olduğunu belirten stand sorumluları ve yazarlar gördükleri ilgi karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Kanal 25 ekibi olarak Erzurum'da ilk olmasına rağmen gerçekten rağbet çok, yani açılı günden bugüne fazlasıyla biz rağbet gördük. Görüyoruz, çok şükür. Erzurum'da da güzel bir kaynak oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki söyleşiye katılan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki dağcılık serüvenini öğrencilerle paylaştı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nasuh Mahruki'nin Yeryüzü Güncesi söyleyişini Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Üstün Özen, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Reşat Karcıoğlu, Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Türkan Pasinoğlu, akademisyenler, Akut Erzurum Başkanı Bünyamin Akbulut ve ekibi ile öğrenciler izledi. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı olan Nasuh Mahruki söyleşi de üniversite öğrencilerine seyahat ettiği yerleri anlatarak fotoğraflarını gösterdi. Bu da güney tarafından Everest'in görüntüsü. Everest'in ilk tırmanışı 1953 yılında Edmund Hillary ve Tenzin Norgay tarafından yapıldı. Ve bu rotadan yaptılar. 2010 yılında 15 yıl aradan sonra ben Everest'e bir daha tırmandım. Bu sefer de güneyden tırmandım. 95'te kuzeyden tırmanmıştım. 2010'da güneyden tırmandım. Akut'un Antalya ekibi lideri Yılmaz Sevgül'le beraber yaptık bu tırmanışı. Karşıda gördüğünüz gene Everest. Çok şık kıştan kalan yüksek irtifa rüzgarları. Bunlar böyle saatte 200 kilometreyi falan aşan rüzgarlar. Normal şartlarda imkansız bu rüzgar oradayken tırmanmak. Ama dağcılar, özellikle Himalaya dağcılığında ilkbahar en iyi mevsimdir. Kıştan hemen sonra İlkbaharın ilk günlerinde bölgeye geliyor dağcılar. Ama henüz oraya gidecekti. Sonra ben indim. O kendi zirvesini yaşadı. O gelene kadar 20 dakika ben zirvede dayanmıştım. Uluslararası Erzurum Fuarı kapsamında fuarda bulunan yazarlar vatandaşlara konferans veriyor. İşte bu konferanstan biri de Erzurum romanı ve Türkçe üzerine yapıldı. Yaklaşık 9 gün sürecek olan Uluslararası Kitap Fuarı'nın 3. gününde vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. Birçok ünlü isimlerin stand açtığı fuarda yazarlar Lalapaşa Medresesi'nin Erzurumlu kitap severlere konferans veriyor. 1. Erzurum Kitap Fuarı. Bu beni çok sevindiriyor. Sevindirme nedenleri çok farklı açılardan ele alınabilir. En azından böyle bir mekanda
benim konuşabilme şansımın olması, böyle ekosu ve estetik değerleriyle güzel bir mekandayım. Bu beni çok sevindiriyor. Erzurumlular Türkiye'de kitap okuma konusunda birinci sırada. Lalapaşa Medresesi'nde Erzurum romanı ve Türkçe üzerine konferans veren ünlü yazar Tekin Sönmez, Erzurumların kitap fuarına gösterdiği ilgi karşısında memnun olduğunu belirterek Türkçe ana dili konusunda katılımcılara konferans verdi. Erzurumlular Türkiye'de kitap okuma konusunda birinci sırada. Sevindirici bir yazar için, ülkesini seven, dilini seven her insan için sevindirici bir durum. Kendi dilini konuşurken bu dil nasıl bir dil diye düşünmüyor. Türkçe son eklemi dil dedik ve çapraşık bir dil. Eylemliler sonunda, tümcenin sonunda ve tek bir harfle kimi değil ortaya çıkıyor. Oysa öteki diller böyle değil. Bu nedenle Türkçeyi biz ayırıyoruz ve Türkçeyi de eskiden Kızılderili Güney Amerika'ya gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Onun bir yüzü olabilir. Fakat asıl yüzüm derim Türkçe. Nobel Edebiyat Ödülleri dile veriliyor arkadaşlar. O dil nasıl bir dildir? Sözlü dil değildir. Zaten ben aynı şeyi vurguluyorum. Yazınsal metin dili diyorum. İlginç. Erzurumlu 33 yaşındaki Köksal Güven öğretmenlik mesleğini bırakarak çelik kapı işinde çalışıyor. Güven, çelik kapı sektöründeki eleman boşluğunun mesleği bırakmada etkisinin olduğunu ifade etti. Birçok üniversite öğrencisinin hayali olan öğretmenlik mesleğini elinin tersiyle iten 33 yaşındaki Köksal Güven şimdilerde açtığı iş yerinde çelik kapı imalat işini yapıyor. İsmim Köksal Güven. Aslında öğretmenim fakat öğretmenlik yapmıyorum. Bu işle uğraşıyoruz. İç oda ve çelik kapı işiyle. Kaç yıldır bu işi yapmaktasınız? 2010'dan beri 5. yılımıza girdik. Peki öğretmenlik varken hani niçin öyle bırakıp da böyle bir sektöre geçtiniz? Valla ticaret yapmak istedik. O yüzden bu işi tercih ettik. Meslekte eleman boşluğunun haf safhada olduğunu belirten 33 yaşındaki esnaf Köksal Güven, büyük şirketlerin işlerini etkilediğini belirterek öğretmenliği tercih etmediğini ve çelik kapı işine yöneldiğini ifade etti. Fiyatlar sezon olarak çok bir değişiklik göstermiyor. Yıl içerisindeki zamlar yani ya da ekonomiyle bağlantılı artışlar yansıyor ufak ufak, çok büyük olmamakla beraber. Bunun haricinde tabii yaz aylarında işler yoğun oluyor. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.